Şimdi devam ediyoruz. Hepimizin cebini, kasasını konuşuyoruz. Çıkış noktamızı da tekrarlayalım yeni ekranları başına geçen seyircilerimiz için. Metropol'ün Ocak ayı Türkiye'nin nabzı araştırması. Orada gördük ki halk giderek durumunun daha da kötüleştiğini açıkça söylüyor. Ve her ne kadar ben görmedim o kuyrukları ya da yok efendim öyle kepen kapatan esnaf. Efendim bunlar rastgele çekilmiş fotoğraflar, öyle ekmek kuyrukları falan oluşmuyor dense de hayır. Araştırmalar ortaya koyuyor ki insanlar giderek durumlarının kötüleştiğinin farkındalar. 59.1 daha da kötüyüm diyor. Zaten hep kötüydüm, değişmedi diyenlerin oranı 26.3 olduğunu tahmin ediyoruz. İyileşti diyenler de sadece 13.8. Fikrim yoksa mesela oran olarak çok düşük. Demek ki herkesin ekonomik durumuyla ilgili bir fikri var. Yani çünkü mesela siyasi partiler falan sorulduğunda kime oy verirsiniz, oy verir misiniz, ona uzak mısınız, yakın mısınız? Orada hep bir kararsızlar var. Bir de fikri olmayanlar var. Yani burada mesela ekonomik konularda fikrim yok diyenlerin de oranı çok düşük. Yani ekonomi birinci öncelikte ve herkesin gündeminde. Zaten Özer Sencar da diyor ki evet iktidar şu anda eğer ekonomiyi düzeltemezse mümkün değil, herhangi bir seçimi kazanamaz. Dolayısıyla muhalefetin de altını çizdiği bir nokta var. Diyor ki muhalefetin de Erdoğan'ın şahsıyla ilgili tartışmalara değil icraatlarına yönelmesi, onları eleştirmesi, çözüm sunması ve muhalefetin hata yapmaması gerek diyor. Özer Sencar uzun uzun sizlere anlattı. Bizden daha çok sizlere anlattı. Şimdi Lerzan Özkale ile birlikteyiz. İktisatçı. Ve yine Koç Üniversitesi öğretim üyesi Murat Somer bizimle birlikte olacak, özür dilerim, Koç Üniversitesi'nden. Ve onunla da demokrasi ayağını konuşacağız bu meselenin. Lerzan Hanım'a Kadri Gürsel'in bir sorusu vardı, oradan devam edelim. Evet, Lerzan Hanım, ilk bölümde programda ekonomide refah artışı yaşanmıyor dediniz. Doğru, yani bunu da verilerle desteklediniz, yaşanmadı. %1'lik bir büyüme refah artışı anlamına gelmiyor çünkü. Baz etkisinden arındı. Baz etkisini hesaba katarak zaten evet, konuşmak lazım. %3'lük bir küçülmeden sonra %4'lük bir büyüme, %1'lik bir büyümeye tekabül ediyor neticede. Peki bunun işte yapısal reformları gerçekleştiremiyor Türkiye'nin. Böyle bir tıkanmışlığı var falan ama yani refah arttıramamak, refah artışının yaşanmamasının siyasetle ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? Çünkü yani bu sadece yapısal nedenlerden kaynaklanıyor desek, o zaman bu yapısal nedenleri ortadan kaldıracak da siyasetin kendisi. Yani siyaset ilişkisi nedir? Refah artışının sağlanamamasıyla siyasetin ilişkisi sizce? Evet. Şimdi bir öğrencim, bu hayatımda ilk defa başıma geldi, son 10 yıl içinde olmuş bir olay. Ben iktisat politikalarının, makro iktisat politikaları dersi, yani konumuzun üstelik bir İngilizce kaynak kitap kullanıyorduk. O kitabın slaytlarında makro ekonomik iktisat politikaları konumuz. Dolayısıyla iktisatla siyasetin birbirinden ayrı düşünülebilmesi mümkün değil. Çünkü iktisadi gidişe bir politika ile, iktisat politikasıyla müdahale etmek zorunda hükümetler. Şimdi o politikadaki tercihler önemli. Hangi tercihleri yapacaksınız? Kimin lehine daha ağırlıklı olarak yapacaksınız? Yani şu anda örneğin düşük gelir gruplarının lehine, onları öncelikleyerek çözüm bulmak lazım Türkiye ekonomisine ki acil bu hızla kötüleşmekte olan gelir dağılımı pandeminin etkisiyle hızla kötüleşmekte olan yoksulluğun artışı gibi konular acilen çözülsün ve insanlar gündelik hayatlarında bir rahatlama, bir normale dönüş hissedebilsinler. Şimdi az önce ben tabii çok karamsar bir tablo çizdim. Karamsar da bir tablo var ortada. Bu siyasetle ekonominin iç içe geçişi artık Türkiye'de herkesin de çok yakından duyduğu Daran Acemoğlu ile Robinson'ın kitaplarında söylediği gibi
demokrasinin ve demokrasinin üstüne yani birlikte inşa edildiği veya birbirini besleyen hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konularından bağımsız değil. Bir konudan daha bağımsız değil. O da üniversitenin yani araştırmacıların özgürlüğünden de bağımsız değil. Çünkü ben eğer o derste az önce sözünü ettiğim derste öğrenci hocam ama siz politika yapıyorsunuz dediğinde neydi? Faiz oranlarıyla ilgili kararları eleştiriyordum. Siz politika yapıyorsunuz diyebilecek kadar tuhaf bir ortama girdi Türkiye. Oysa konu gereği ben faizle enflasyon arasındaki ilişkiyi iktisat teorisine dayalı olarak anlatmaktaydım. Ama o öğrencinin siyaseten ilgi duyduğu ya da oy verdiği diyelim partinin başkanı veya o sıradaki başbakanın görüşüyle uyuşmuyordu. Şimdi bunlar içinde yaşadığımız ekonomiyi bu hale getiren, yoksa şu anda da alınması gereken önlemler, Türkiye ekonomisi tıkandı. Bir kaynak ihtiyacı var. Bu kaynağı nereden bulacağız? Bu kaynak bütün bu güvenceleri verdiğiniz zaman, yani bir demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ilkesinin işleyişi, bütün bunlar tekrar restore edilirse, o zaman dilerseniz IMF'ye giderek ya da uluslararası borçlanarak bir güven duyulan ülke haline gelirseniz bunların getirilme, gelme ve sıkıntıyı aşma olanağı yaratılabilir. Nitekim hükümetin sözünü ettiği veya pardon başkanlık sisteminin sözünü ettiği reformlar da bunlar. Ama bu reformları yapma durumuna gelmemizi sağlayan döneme bakarsak bunun olabileceğine ilişkin umudum olmadığı için ben yani bu olmaz dedim, refah artmaz dedim. Evet. Ama önlemler alınırsa yapılabilir hiç kuşkusuz. Şimdi bilmiyorum biraz dolaylı bir cevap oldu ama şimdi Murat Somer bizimle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi Lerzan Hanım'dan biz konuşmaya başladık. Uzay programını değerlendiriyorduk. Yani şimdi bu dönemde başka meseleler varken niye uzay programı diye. Oradan demokrasi tarafına bakalım. Şimdi şu Metropol Araştırma Özel Sencer Pazartesi günü dedi ki şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu dönem 2002 yılı. 2002-2003 yani AK Parti'nin kuruluş yılı. O dönem IMF'ye gidilmişti, anayasa kitapçıkları fırlamıştı ve Kemal Derviş gelmişti ve işte reform çalışmalarının yapıldığı, sıkı ekonomi politikasına geçildiği, kemer sıkma dönemine girildiği ve o işte yeni ekonomik reform paketinin hazırladığı döneme benziyor dedi. Şimdi fakat burada mevcut iktidar olayı böyle görmüyor. Mesela yeni bir sivil anayasa tartışması açıyor. Ama baktığımız zaman örneğin Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı diyor ki 1921 anayasası gibi olsun diyor. Oradan Ayasofya'nın baş imamı giriyor diyor ki evet muhakkak öyle olmalı. Cumhuriyet değerlerine ve kuruluş ayarlarına dönmeli. İslam yazmalıdır dinin devleti diyor. Dolayısıyla bir dindarlık üzerinden bir tartışma var, kutuplaşma üzerinden bir tartışma var. Bir reform söylentisidir gidiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bir taraftan Avrupa Birliği deniyor, o da belli değil. Ve bu dönemde de ortaya çıkan bir tablo var. O da Özer Bey söyledi. Yani demokratikleşme insanlar için o kadar önemli olmayabilir. İktisat önemli ama iktisatta demokrasi olmadan olmuyor. Şimdi siz burada ne diyorsunuz? Mesela bu anayasa tartışması, sivil anayasa tartışması... bütün bunları nasıl okuyorsunuz? Olabilecek şeyler midir? Ve biz neyin reformunu ya da dan bahsediyoruz ya da neyin anayasasından, hangi sivil anayasadan bahsediyoruz? Bunları nasıl görüyorsunuz bugünden de? Evet, aslında Şirin Hanım birçok şeyden bahsettiniz. Şöyle isterseniz başlayayım. Öncelikle seçmenler ekonomiyi ekonomik verileri doğrudan yorumlamıyorlar.
Çok doğal olarak herkes ekonomik gidişata çok önem veriyor. Çünkü iş ve aş meselesi bu. Hepimiz hassasız, hatta hassas tabii ki. Ama ekonomik verileri siyasette seçmenler hikayeler üzerinden yorumlarlar. Yani şöyle düşünün, bir hane ekonomisini düşünün. Fakirleşiyorsunuz, eve ekmek gelmiyor, işte baba veya anne işini kaybetmiş diyelim. Dolayısıyla da çocuklar olarak ya da evin, hanenin diğer üyeleri olarak siz bu sıkıntıyı hissediyorsunuz. Bundan doğrudan evin geçimini sağlayan kişiyi suçlamazsınız. Yani şöyle bir hikaye varsa, babanızla uğraşan bir patron var, o bir haksızlıkla karşı karşıya, dolayısıyla onun işinden atılmasına sebep oldu ya da sağlığıyla oynuyor. O zaman her ne kadar ekonomik durum sizi olumsuz etkilese de babanızı suçlamayabilirsiniz. Çünkü bir haksızlıkla karşı karşıya, onun suçu değil. Bu bir hikaye. Bir diğer hikaye ise, eğer işte kumar oynuyorsa babanız, değil mi? Eğer evin geçimini sağlamak için gerekli olanları yapmıyorsa, sorumsuzca davranıyorsa, o zaman bu ekonomik olumsuz gidişatın sorumlusu işte babanızdır ya da annenizdir, çalışan oysa, o zaman onu sorumlu tutarsınız. Yani ekonomik veriler insanların kafalarındaki ya da onlara verilen bazı hikayeler üzerinden yorumlanır. Dolayısıyla kimin sorumlu olduğu ve bu ekonomik gidişatın faturasının siyaseten kime çıkacağı bu hikayeler sonucunda belirlenir seçmen tarafından da. Bu hikayeler de tabii siyaset ve siyasal partiler tarafından üretiliyor. Siyasal partiler de ekonomik gidişatı kendi lehlerine bir şekilde yorumlanmasını sağlayabilmek için bu hikayeleri üretirler. Otoriter rejimler ve demokratik rejimler de burada farklı konumdadırlar. Yani otoriter rejimler de demokratik rejimler de tabii kendi lehlerine iktidarda kalmak için bu tür hikayeler üretirler. Ama demokrasilerin durumu çok daha farklı. Demokratik ortamlarda serbest bir enformasyon ortamı olduğu için ve bu hikayenin farklı hikayeler gerek muhalefet tarafından gerekse çok sesli toplum tarafından, sivil toplum tarafından, medya tarafından üretildiği için gerçek sorumluların seçmenler tarafından saptanması daha kolay olur. Yani her ne kadar hükümet sorumluluğu üzerinden atıp dış güçlere ya da muhalefete yansıtmaya çalışırsa çalışsın, demokratik bir ortam olduğu için bu hikayeyi insanlara satamaz. Ama iktidar, otoriter rejimlerdeki durum biraz daha farklı. Onların bu toplumda mevcut bulunan hikayeleri, insanların yorumlamalarını etkileyecek hikayeleri etkileme gücü çok daha fazla. Onlar da bu serbest ortamı kısıtlayarak bunu yapıyorlar. Şimdi dikkat ederseniz, şimdi 2002-2001 krizinden bahsetmiştiniz. Orada biraz farklı, ben bir tekrarlamam gerekirse, orada tabii bir büyük bir kriz yaşandı. Çok büyük bir finansal kriz yaşandı. Ve birincisi öncelikle koalisyon hükümeti bu krizin atlatılması için gerekli olan acil reçeteyi uyguladı. Yani bu yapısal reformları uygulayan, ki o yapısal reformlar da eleştirilebilir ama bu krizden bir çıkılmasını sağlayan yapısal reformları uyguladı. Bir acı reçete toplum tarafından yaşandı ve burada da koalisyon hükümetinin de bu sorumluluğu başka siyasal partilere yükleyecek bir hikayesi de yoktu. Zaten daha da demokratik bir ortam vardı Türkiye'de ve o zamanlamayla da seçime gitmek gibi bir hata da yaptı, siyaseten bir hata yaptı. Ve dolayısıyla seçmenler bütün bu koalisyon partisi partilerini cezalandırdılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Ve o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi sadece bu ekonomik olumsuzluktan yararlanmadı. Buna bir kendini çözüm olarak sunabilecek bir hikaye de sundu. Bu da seçmenler tarafından satın alındı. Biraz da başka alternatif olmadığı için diyelim. Buradan şunu mu anlıyorum? Bugün artık iktidarın bir hikayesi var mıdır?
Bugün şimdi bu çaba içerisinde, yani şimdi biraz önceki biraz izleme imkanı buldum. Şimdi uzay programını düşünün. Prestij, yani bir şekilde insanlara ya da en azından iktidara kalmasına yeterli olacak tabanına sunabileceği, onların kendini iyi hissetmelerini sağlayabileceği bir takım prestijli projelere galiba Lerzan Hanım da bunu bir ifade etti. O söyledi. İrrasyonel olarak görüyoruz değil mi? Yani şimdi düşünün, bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Bu kadar işsizimiz var. Gençlerimizin çok büyük bir bölümü işsiz. Ekmek bulamayan insanlarımız var. Bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz derslerini takip edemiyorlar. Ve sadece bir uzay, yani bir yandan irrasyonel saray inşaatları devam ediyor değil mi? İktidarın siyasal destekçisi olan bir takım ayrıcalıklı iş adamlarının, işte ahbap çavuş ekonomisi kapsamında onların yararına olan ama ekonomik büyüme, işsizliği giderme anlamında bir yararı olmayan projelere hala yatırım para harcanmaya devam ediyor. Bir Kanal İstanbul projesini düşünün. Yani bir ekonomik kriz içerisindeki bir ülkede bir Kanal İstanbul gibi bir projeye bir kuruş bile harcanması rasyonel olarak kabul edilebilir mi? Ekonomik anlamda rasyonel kabul edilemez değil mi? Ama bir siyasal rasyoneli var. Evet. Nasıl bir siyasal rasyoneli var? İktidarın siyasal destekçisi bazı kesimleri, ekonomik elitleri yanında tutabilmek gibi bir rasyoneli var. Hı. Aynı şekilde bakın şunu da söylemek mümkün. Burak Bey, bir orayı söylemeden önce buyurun.